Merhaba bitki sevenim, Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldin. Sana yeşil bitki kalbimi gönderiyorum hemen. Bu güzellik Iresine Herbesti, yani çingene şalvarı. Şunun güzelliğine bir bakın. Çok güzel değil mi? Pembeli pembeli, bayağı koyu bir pembesi var ve parlak pembeleri. Bunu zaten tanıyanlar, görenler, bakanlar biliyor zaten. Bakımı zaten çok kolay bir bitki. Sana da hem toprağa yerleşimini göstereceğim, hem nasıl köklendirdiğimi göstereceğim. Bak canım, görüyor musun? Bunlardan önce sana bunun hikayesini anlatayım. Biliyorsun ki ben apartman bahçeleri videomu çekiyorum. Orada girdiğim bir apartmanda yeşil kalbi olan güzel bir bayanla tanıştım. Onun da bir sürü çiçekleri var. Ve sohbet ettik biraz. Sonra bu çiçekten bana hediye etti. Bu güzellikten. Ben de eve koşa koşa geldim. Hemen dinlenmiş suyumun içerisine bu kızımı yerleştirdim. 10-15 gün sonra zaten köklenmeler başladı. Bak görüyorsun, şöyle göstereyim. Böyle köklenmeler başladı. Ve bu bir ayda bu kadar köklenmeyi yaptı sevgili bitki severim. Biliyorsun ki ben bitkilerimin çoğunu köklendirerek, suda köklendirerek yapıyorum. Öyle toprağına yerleştiriyorum. Daha böyle garanti geliyor bana. O yüzden de suda köklendirme işlemini çok seviyorum bu kızları. Bu şekilde köklendirdim güzelce. Ve şimdi sana bakımını anlatacağım sevgili bitki severim. Toprağının nasıl olması gerektiğini, saksının nasıl olması gerektiğini. Hem bu kızımı toprağına yerleştireyim, hem de sana kısaca bu bakımlarını anlatayım. Sevgili bitki severim, ilk önce delikli, bol delikli bir saksı elde ediyoruz. Sevgili bitki severim, toprağına gelirsek bu kız normalde bahçe toprağında da yaşayabilen bir tür, çok rahat bakabileceğim bir tür, çok özel toprak istemiyor ama bulabilirsen kırmızı toprağa bayılıyor, kırmızı toprak çok seviyor, onun içinde daha fazla bir gelişme yapıyor. Benim elimde sukulent ve kaktüs toprakları var ve birazcık daha içerisine fazladan toprak karıştırdım, bak görüyorsun. Şöyle şu şekilde biraz daha fazla toprağını karıştırdım ve böylelikle bu kızımı güzel yatağına yerleştireceğim sevgili bitki severim. Bunu da beraberce yapalım. Şimdi şöyle bir ölçüm yapıyorum. Evet, birazcık daha toprak ekleyebilirim. Biraz daha yukarıda kalmasını istiyorum. Şöyle şu şekilde. Evet sevgili bitki severim, şöyle yatağının damarlarına iyi gelecek şekilde hazırlayayım. Evet. Bak böyle güzel güzel damarları var. Dışarıdaki sesin kusuruna bakmayın. Özür dilerim. Biliyorsunuz cadde üstündeyim. O yüzden bu sesler. Evet sevgili bitki severim. Bu şekilde şöyle daha geriye alayım. Daha rahat gör. Bu şekilde toprağına yerleştiriyoruz. Hatta biraz daha yükseltivereyim bu kızıma. Evet. Şöyle azıcık daha yükseltelim. Evet, şimdi daha rahat oldu bu kızım. Sonra toprakları üzerine bir güzel atıyoruz. Şöyle şu şekilde. Evet. Sonra şöyle sıkıştırıyoruz. Sevgili bitki severim, gördün değil mi? Evet, birazcık daha toprak atabilirim. Evet, böyle güzel güzel bir kız oldu. Bak şöyle, iyice de kenarlarından sıkıştırma yapıyoruz. Damarlarla topraklarımız birbirine karışsın. Bunu çelikle de yapabiliyoruz sevgili bitki severim. Dediğim gibi ben köklendirmeyi, suda köklendirmeyi seviyorum. Daha bana garanti geliyor o yüzden. Ama bu kız rahatlıkla da, şöyle çelikten de göstereyim. Rahatlıkla çeliğinden de alıp kesebilirsin. Ve direkt toprağına yerleştirebilirsin.
Şöyle steril bir makas kullanıyorum. Mutlaka siz de steril edin. Bitkilerden kullandığınız makaslar ondan ona geçmesin. Şöyle görebiliyor musun? Bak böyle bir kesimini yapayım. Zaten hani elinle de kırabilirsin ama rahat görmen açısından makas kullanıyorum. Sevgili bitki severim. Şunu daha da yakınlaştıracağım. Hemen bu arkadaşı yanına şöyle dikmek istiyorum. Evet. Bu şekilde. Böyle dolu dolu olsun saksım. Sonra bu uzuyor. Çok güzel bir görüntü sağlıyor. Bak sevgili bitki severim. Şu kısımdan zaten görüyorsun buralardan da yeni yeni dallar, yapraklar atmış. Bunlar da çelik haline gelecek. Bak şuradan şöyle göstereyim. Heh. Evet. Bak görüyorsun. Şu hemen üst kısmından şöyle bir kesme işlemi yapıyoruz. Kestik. Bu kadar. Bunu da hemen bu taraftan yerleştirmek istiyorum. Evet. Şöyle hemen yerleştirdik. Şimdi sevgili bitki severim, bu kızın güneş olayını anlatayım sana. Zaten toprağını söyledim, biliyorsun artık toprağını. Bu kızın güneş olayı, bu kız güneşi sevmiyor sevgili bitki severim. Yani güneş olayını unut, bu sadece ışığı seviyor. Güneş üstüne vurdukça yapraklarında zaten deformeler olur. Yaprakları solar, yanar ve gitgide kendini kötü hissetmeye başlar. Mutsuz olur. Mutsuz olursa da zaten ölüm de gerçekleşir sevgili bitki severim. O yüzden de bu kızı güneş altına sakın ve sakın bırakma. O yüzden sevmiyor. Kendine bu şekilde zararlı geliyor o güneş ışınları, ışıkları. Ama balkonunda ya da evinde, ofisinde bakıyorsan pencere, şöyle pencere kenarına koyabilirsin. Hani perde arkasından alacağı ışık ona yeterlidir. Ama onun dışında böyle çatır sıcağının önüne koyduğun zaman bu kız yanar sevgili bitki severim. O zaman sen de üzülürsün. Zaten o da üzülüyor, üzgün oluyor. O yüzden de sakın unutma, bu güneşi sevmiyor sevgili bitki severim. Buna da dikkat ettik mi çok güzel böyle büyümeye devam edecektir. Şunun görüntüsünün, renklerin güzelliğini görüyor musun sevgili bitki severim? İşte böyle bu şekilde güzel kendi rengini, formunu koruyacaktır. Sulama olayına da gelirsek, bu kızın toprağı nemli seviyor sevgili bitki severim. Nem olsun istiyor. Böyle tıkır tıkır kurumuş topraktan hoşlanmıyor. Onda da zaten hemen soluyor, yaprakları düşüyor. Yani çok çabuk deforme oluyor, hastalanıyor ve çabucak kaybetme olasılığımız oluyor. O yüzden de mümkün olduğunca bu su oranına, suyuna dikkat et. Toprağının baktın ki hafif bir nemi var. Hani kurumaya gelmiş ama yine nemli. O zaman suyunu ikram edebilirsin. Yani yaz günleri için söylüyorum. Yaz günleri haftada iki defa sulanması, yine kendine göre ayarla. Hani saksısına göre ayarla. Hangi şehirdeysen ona göre ayarla. Ona göre suyunu yine ver. Ben şimdi Adana'da olduğum için biliyorsun, Adana sıcak zaten, bayağı da bir yaz mevsimimiz çok sıcak geçiyor, çok yanıyor Adana. O yüzden de bizim çiçeklerimiz biraz daha çabuk kuruma yapıyor topraklarında. Ona göre de zaten ben takvim belirliyorum. Ona göre ilgi gösteriyorum, ona göre bakıyorum. Ve onlar da üzülmüyor, ben de üzülmüyorum. Buna da sen de dikkat edersen gerçekten böyle harika harika bitkilerin olmaya devam edecektir. Balkonunu süsleyecektir. Buna da zaten balkonumda bakacağım. Onu tabii ki gölge olan, hani ışığım var ama gölgede kalan, güneşin vurmadığı yere alacağım. Orada yaşamasını sağlayacağım. İnşallah o da bir sonraki video çekimimde ne kadar büyüdüğünü, ne kadar güzelleştiğini size de göstereceğim Allah'ın izniyle inşallah sevgili bitki severim. Bunlara dikkat ettiğin sürece bitkilerin seninle beraber güzel, sağlıklı bir şekilde büyüyeceklerdir inşallah. Dediğim gibi toprağının çok kurumasına izin verme. Yani örnek de verebilirsem, kaktüs toprağını biliyorsun böyle tıkır tıkır kurutuyoruz. Ama bu kızımızın kaktüs toprağı gibi olmaması gerekiyor.
nemli kalması gerekiyor. Buna da dikkat ettin mi? Böyle güzel, şahane, bitkin olacaktır sevgili bitki severim. Evet sevgili bitki severim, inşallah sana faydalı olmuşumdur. Doktor çiçeğimde kal, sağlıklı ve mutlu kal. Kendine bakmayı unutma. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.